Şimdi, Birinci Dünya Savaşı'nı ya da o zamanki adıyla Büyük Savaş'ı tetikleyen dünya tarihinin en ünlü hadiselerinden biri hakkında konuşmaya hazırız. Biraz zemin oluşturmak için bir hatırlatma yapayım. 1908'de Avusturya Macaristan İmparatorluğu Bosna Herse'yi resmen topraklarına katar. Bosna Hersek, zaten Osmanlılar oradan çekilmek zorunda kaldıktan sonra 1800'lerin sonundan itibaren işgal edilmişti. Ama... 1908'de resmen ilhak ediliyor. Biraz daha hatırlatma yapalım. Osmanlıların Balkanlardan çekilmesiyle Osmanlılar Balkanlardan çekiliyor. Bu durum Yugoslavların yani Güney Slav toplumlarının bir araya gelmeleri umudunun artmasına sebep oldu. Eğer Yugoslavlar hakkında konuşuyorsak aslında tam olarak güneydeki Slavlar hakkında konuşuyor oluruz. Yugoslav güneydeki Slavları ee, anlatmak için kullanılan bir kelimedir. Kelime anlamı budur. Evet, bu açıklamadan sonra devam edebiliriz. Dediğim gibi burada çeşitli milliyetçi umutlar vardı. 1908'de Bosna Hersek işgal edildi. Gelecekteki potansiyel Yugoslavya'nın bir parçası olacak önemli bir ülke Avusturya-Macaristan tarafından resmen ilhak ediliyor. Tam burada da bağımsız Sırbistan Krallığı var. Tahmin edeceğiniz gibi milliyetçi hareketin ana üssü burasıydı. Eğer diğer Güney Slav memleketlerini de toplayabilseler bir gün Büyük Yugoslavya'yı oluşturabileceklerdi. Bu bağlamda 1914'e geliyoruz. Burada küçük bir çizgi çekiyorum. Evet, 1914'e geliyoruz. 28 Haziran. Dünya tarihinin en önemli olaylarından birinin olduğu gün. Şimdi burada Arşidük Frans Ferdinand var. İlhak edilen Bosna'daki Saraybosna'yı ziyaret ediyorlar. Ve onlar oradayken bir şeyler dönüyor. Genç Bosnalılar denen bir grup tarafından bir suikast tertibi yapılıyor. Bu grubun aynı zamanda Karael denen milliyetçi bir grupla bağlantısı var. Pek çok insanın dediğine göre daha doğrusu arada böyle bir bağlantı var. Ama bütün bunlar tabii gizli saklı ve her şey arka planda yürütülüyor. İşte Sırbistan Krallığı'ndaki Hareketlerle milliyetçi hareketler arasında çeşitli bağlantılar var ve e, bu bağlantılarda e, suikastin tertip edilmesinde önemli bir işlev görüyor ama arkada arka planda gizli şekilde yapılıyor. Arşidük Frans Ferdinand da suikast teşebbüsünde bulunuyorlar. Aslında çok ilgi çekici bir hikaye çünkü ilk suikast denemesi tam bir beceriksizlik örneği. Oldukça komik bile diyebiliriz. Suikastçilerin beceriksizliğini örnek olarak size şunu anlatayım. Aralarından biri işi yüzüne gözüne bulaştırdıktan sonra bir siyanür kapsülünü ısırıp nehre atlıyor. Ama siyanür bozuk çıkıyor. Nehrin derinliği de 25 santimetre. Böylece hemen kendini ele veriyor, hemen yakalanıyor. Suikastçilerden biri Gavrilo Princip bu noktada bütün iş bozulduğunda tüm bu suikast teşebbüsünden vazgeçiyor, kaçıyor, gidiyor. Saraybosna'da bir kafede gerçekten oturuyor, sandviç yiyor. Sandviç erken suikast teşebbüsünü nasıl yüzlerine gözlerine bulaştırdıklarını düşünüyor. Tüm bunlar olup biterken de Arşidük Franz Ferdinand'ın Saraybosna'da izleyeceği yolu planlayanların yaptığı bir hata sonucu tam Gavrilo Princip'in yakınlarına bir yere geliyorlar. Arşidük Franz Ferdinand oraya Gavrilo Princip'in yakınına geliyor tekrar. Böylece aniden yanlış yola saptıklarını ve yine tam yanından geçtiklerini görüyor Gavrilo Princip. Hatırlayın Arşidük'ün adamları o gün daha önce bir suikast teşebbüsü olduğunu biliyorlardı. Yani kesinlikle daha dikkatli olmaları gerekiyordu. Halbuki Gavrilo Princip'in ayağına kadar e, Arşidük Franz Ferdinand'ı getirdiler. E Gavrilo ne yapıyor bu durumda? Ayağa kalkıyor, sandviçini bırakıyor ve Arşidük Franz Ferdinand ve Sophie'nin arabasını gördüğü yere doğru yürümeye başlıyor. Arabayı kullananlar hata yaptıklarını, daha az güvenli bir yoldan gittiklerini fark edince geri dönmeye çalışıyorlar ama bu sefer işlerin daha da beter olmasına sebep oluyorlar. Çünkü araba yavaşlıyor ve bu arada Gavrilo Princip arabaya yetişiyor ve Arşidük Franz Ferdinand'la Sophie'yi vuruyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu şöyle anlatayım. Arşidük Franz Ferdinand Avusturya tahtının varisiydi. Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Josef'in yeğeniydi ve ee, bu yüzden imparatorluğun varisi oluyordu ve Gavrilo Princip tarafından öldürüldü. Ve işte tam burada da bir fotoğraf var. Gavrilo Princip sanırım e, buradaki kişi tutuklandıktan hemen sonra çekilmiş bir fotoğraf bu. Bu olayın tüm bu Yugoslav milliyetçi hareketleriyle bağlantısını anlamak için size Gavrilo Princip'in tutuklandıktan hemen sonraki sözlerini aktarabilirim. Ne demiş? Bakalım şunları söylüyor. Ben bütün Yugoslavların birleşmesini hedefleyen bir Yugoslav milliyetçisiyim. Nasıl bir devlet olduğu umurumda değil ama Avusturya'dan bağımsız olmalı. Böylece bu olay milliyetçi bir hareket tarafından belki Bosna Hersek ve Sırbistan'ı ve sonra da belki Hırvatistan'ı birleştirme arzusuyla motive edilmişti. Yani bu olayın sebebi buydu. Bu suikast bir sonraki videoda da göreceğimiz gibi Birinci Dünya Savaşı'nın tetiğini çekti. Aslında savaşın başlaması ile ilgili pek çok neden öne sürebiliriz. Örneğin Avrupa'daki pek çok imparatorluğun zaten askerileştiğini, silahlandığını, zaten bir çatışma isteği içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir de aslında diğer tarafta oluşturulan ittifakların Avrupa'da domino etkisine neden olduğunu da söyleyebiliriz. Ve hepsinin imparatorluk olması yüzünden dünyanın büyük bölümü birbiriyle savaşa girdi.